Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalım Tony Yuka hoş geldiniz. Ben Eray. Bugün yine güzel bir videoda da sizlerle beraberim. Bugün ne yapacağız? AliExpress üzerinden sipariş etmiş olduğumuz bu küçük havalı poşet içerisindeki ürünün incelemesini yapacağız. Evet, küçük bir poşet. İçinde aşağı yukarı ne olduğunu tahmin ediyorum. Yanımda da su var, saksı da var. Az çok tahmin ediyorsunuzdur ne olacağını. Bonsai ağaç ekimi yapacağız. Nasıl bir bitki türü diyeceksiniz. Nasıl bir ağaç, nasıl bir bitki türü diyeceksiniz. Ben de araştırarak öğrendim. Bir ağaç türüymüş, büyümeyen bir ağaç türü. Küçük, minik bir ağaç oluyor. Aşağı yukarı belki bu kavanozun büyüklüğünde olur. Hatta bakın şuradaki gibi bir bonsai ağaç yetiştireceğiz. Umarım resimde göründüğü gibi ağacı ben de yetiştirebilirim. Burada hep beraber yetişme aşamasını hep birlikte göreceğiz. Bakalım istediğimiz sonucu elde edebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Ama öncesinde ne yapacağız? Tabii ki bu paketi açacağız. İçerisinden tohumları çıkaracağız. Ve tohumları çıkarttıktan sonra bir gün boyunca suyun içerisinde bekleteceğiz. Neden suyun içerisinde bekletiyoruz? Filizlenme aşamasında olan tohumlar suyun dibine düşüyormuş. Bunu da ben sonradan öğrendim. Araştırmanın sonucunda öğrendim. Hani burada gelip yanlış bir bilgi vermek istemedim. Suyun dibine düşen tohumlar yeşermeye, filizlenmeye hazır hale gelmiş tohumlar olarak tanımlanıyormuş. Suyun üstünde kalan tohumlar ise filizlenemeyen, bozulmuş tohumlar oluyormuş. Bakalım bunları göreceğiz. Şu an suyumuzun içerisine bu tohumlardan 3-4 tanesini atacağız. Bakalım yarına kadar ne sonuç alacağız? Yarın bu saatlerde tekrardan açacağım. Ve tabanla düşmüş olan varsa ekimini yapacağız. Saksımız burada. Toprak da aldım. Şu an toprağı getirmedim yanıma. Yarın göreceğiz inşallah. Hep beraber ekimini yapabilirsek toprağımız da olacak. Böyle şöyle minik görünüyordur umarım. Poşette de göstereyim. Küçücük tohumlar. Evet, bunları atıyoruz suyun içerisine. Dört tanesini aldım. Evet. Suyun altını kapatıyorum. Ve bu böyle yarına kadar kalacak. Selam arkadaşlar. Bugün sizleri ameliyat eldivenlerimle karşılıyorum. Neden diyeceksiniz bu eldivenleri giydin? Ki görüyorsunuz zaten ne yapacağımızı. Bugün bonsai ağacı ekimi yapacağız. Tohumlarımızı suyun içerisinde koyduk. Tabana çöktüler. Bir gün boyunca beklediler. 4 tane suyun dibinde olan tohumum var. Bu küçük, öncelikle bu küçük saksımızın içerisine ekeceğiz. Dün büyük bir saksı vardı yanımda. Bir araştırdım. Öncelikle küçük bir saksıya yeşermeye, yeşillenmeye başladıktan sonra, filizlenmeye başladıktan sonraki aşamada büyük saksıya geçirilmesi daha iyi olurmuş. Biz de öyle yapacağız. Hemen toprağımızı saksımıza ekleyelim. Sonrasında da ekelim bakalım ne göreceğiz. Bir ortalama 2 ay sonra falan filizlenirmiş. Bakalım yaşayarak hep beraber göreceğiz. Bonsai yetiştirmede dikkat edilmesi gereken aşamaları açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan da sizler okuyarak bonsai yetiştirmek isterseniz, bu tohumlardan almak isterseniz, ki tohumun linkini de bırakacağım, alabilirsiniz. Sizler de evinizde yetiştirebilirsiniz. Öncelikle bir deneme amaçlı aldım bu bonsai tohumunu. Bakalım nelerle karşılaşacağım. Umarım büyütebiliriz. Şurada gördüğü gibi o derece kocaman bir ağaç elde ederiz. Tabi bayağı beklememiz gerekiyor. Uzun süre araştırdım ve genelde yorumlar 2 senede, 2,5 senede ağaç kıvamına, 2-2,5 senede o mini ağaç moduna geldiğini söylüyor. Tabi bu duyacağız. Bekleyeceğiz. Zaman alacak. Sonrasında da hep beraber göreceğiz ne olacağını. Evet dostlar, şu anda toprağımı koydum saksının içerisine. Ben şöyle bir hafiften de almak istiyorum çünkü dengede durmuyor. Tamam. Şimdi kavanozumuzun iç
bahçesinden tohumlarımızı alacağız. Şimdi ağaçlarımızı, ağacımızın tohumunu, bonsai ağacımızın tohumunu ekeceğiz. Ortalama 1-1,5 santim kadar toprağın içine ekersek iyi olabileceğini yazıyordu. Evet, attık şu anda tohumun içine. Görüyorsunuz. Üstünü kapatıyoruz. Görememişiz. Tabii üstü kapanmış toprakla. Evet, haydi bismillah diyoruz. Sevgimizi de katarak tohumumuzu ekiyoruz. Umarım biraz önce sağ üst köşede gördüğümüz o bonsai ağacını elde edebiliriz, yetiştirebiliriz. Bakalım, göreceğiz. 3 tane daha tohumum var yetiştirmeye hazır. Belki diğerleri de yetiştirmeye hazırdır. Neyse, bu aşamada ekimimi yaptım. Şimdi ne yapacağız? Üstüne ilk etapta alabildiğince su koyacağız. İlk etapta tabii. Evet, taş harcasına da suyunu koyduk. Taşması gerektiğini söylüyorlardı. Aynen taştı mı? Evet, taştı. Toprak emdi. O onu öyle emecekmiş. 2 gün kadar şimdi sulamayacağız. Böyle bekleyecek. Ondan sonra küçük bir fısfıs alacağım. Fısfısla böyle sıkarak, gün içerisinde güneş göstererek bonsai ağacımızı yetiştirmeyi planlıyorum. İnşallah büyür. Ben şimdi buraları bir toplayayım. Ondan sonra geleyim. Kapanışımızı yapalım. Bonsai ağacımızı toprağıyla yalnız bırakalım. Evet arkadaşlar, ortalığı topladım biraz. Kirlettik. Siz de gördünüz. Tabii bunu şu an eşim görmedi. O bu videoyu yayınladığım zaman biraz buraların pis olduğunu görecek. Toprağı görecek. Tabii odanın kirlenmesi pek hoşuna gitmiyor. Kimsenin hoşuna gitmez herhalde. Ama topladık değil mi? Tertemiz oldu bakalım. Aynen, tertemiz. Bir toprak moprak bir şey kalmadı yani. Şimdi ben videodan sonra bir de buraları bir sildim miydi? Hiçbir şey kalmaz. Aynen. Yapmamız gerekiyor. Tabii bu kadar şey yapıyoruz. Akabinde de arkasında temizliğimizi de yapmamız lazım. Sizler de aynı şekilde olsun. Genelde bunu kime söylüyorum? Bayanlara değil de erkeklere söyleyeyim bari. Video çekerken veya da başka bir şey yaparken, çiçek ekiminde tohumları ekerken, evin içerisinde yaparken çok dikkat edelim. Etrafı bayağı kirletebiliyoruz. Tabii ben çok titiz davrandım. Çok fazla kirlenmedim. Neyse, çok uzattım cümleyi bununla ilgili. Temizlik imandan gelirmiş diyoruz. Ve artık bonsai ağacımızın, bonsai ağacımızın da filizlenmesini hep beraber göreceğiz. Bu saksı videolarım boyunca yanımda duracak. Hep beraber göreceğiz. Bakalım, belki video aşamasında da filizlenebilir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Açıklamalar kısmına ürünün linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz almak isteyenler için. Videoma da bir like bırakırsanız beni çok sevindirirsiniz. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.